Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 farklı yöntemle bir function hazırlayacağım arkadaşlar. Bunların bir tanesi if else'de yazacağız. Bir tanesini switch case'de ve bir tanesini de object literals ile yazacağız. Bunların arasındaki farkı sizler de göreceksiniz. Umarım bu videodan sonra sizler de artık object literals kullanmayı tercih edersiniz. Yavaştan başlayalım o zaman. Evet, bunun için arkadaşlar şöyle fruit.js oluşturuyorum ben. İlkini if else de yazmak istiyorum. Şöyle hemen bir function hazırlıyorum. Get fruit diye. Ve içerisine fruit alacak. Burada da if koşullarına başlayalım istiyorum. Gelen değeri to lower case'e çeviriyorum. Ve bu da eşit hissediyorum arkadaşlar. Apple'a. Benim için bir elma emojisi dönsün istiyorum. Şöyle. Else if durumunda. Şöyle kopyaladım burayı. Eşit etse mango. Return dedim. Bana mango dön. Else eğer ki watermelonsa bana return karpuz emojisi dön diyorum. Ve else durumunda arkadaşlar bana Fruit not found dönsün. Böyle çok uzun tutmak da istemiyorum. Şöyle konsola da arkadaşlar get fruit çağırarak ve içerisine de ben de mango vermek istiyorum. Mango'yu verdim. Terminalimi açıyorum. Şöyle not dedim. Fruit.js dedim. Gördüğünüz gibi bana mango'yu verdi. Yani şöyle bir şey yapsaydım. Gördüğünüz gibi fruit not found'ı verdi. Evet arkadaşlar, bu if else koşulları dilersek bunları çoğaltabiliriz. Yani çoğaltabilir bütün meyvelere de yapabiliriz ama bu kadarı yeterli bizim için. Sadece aralardaki farkları görelim istiyorum. Şöyle fruit switch dedim. Burada da bir function hazırlıyorum arkadaşlar. Get fruit dedim. Bu da yine bize fruit alacak. Yani meyveleri. Burada da switch dedim. Şöyle fruit'ün to lower case'ini aldım arkadaşlar. Şöyle case dedim. Apple'sa bana return et. Neyi? Elmayı. Başka bir case'imiz mango'ydu. Return et dedim. Bana mango'yu dönecek. Şöyle bir case daha koyuyorum. Bu da watermelon'sa yapalım. Return. Başka var mıydı? Başka yokmuş. O zaman default'una geçiyorum. Default olarak da bana return etsin. Fruit not found arkadaşlar. Şöyle bir bunu da deneyelim istiyorum hemen. Konsola yazdıralım. Get fruit içerisine de bu sefer de watermelon göndereceğim. Clear dedim. Not switch. Nokta JS. Çalıştırdığında gördüğümüz gibi arkadaşlar bize karpuzu verdi. Peki karpuz değil de farklı bir şey yazsaydım ne verecekti? Ona bakalım istiyorum. Şöyle fruit not found verdi. Bu da çalıştı arkadaşlar. Bir de bunu object literals'da yazmak istiyorum. Onun için de hemen şöyle fruit object dedim. Ve açtım arkadaşlar. Burada da bir function oluşturuyorum. GetFruit diye. İçerisine yine fruit alacak. Ve burada arkadaşlar const diyorum. Fruits yani meyveleri tanımlıyorum burada obje içerisine. Diyorum ki eğer ki Apple'sa gel bana buradan elmayı ver.
Eğer ki mangoysa gel bana mango ver. Eğer ki watermelonsa gel bana karpuz ver diyorum. Ve burada bu kadar arkadaşlar. Bunun dışında başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Şöyle sadece alt tarafa return'ümüzü yazıyoruz. Return yazdığımızda da fruits içerisinde dışarıdan gelen fruit'ü, yani meyveyi alacağım ben burada. Bu meyveyi de burada Tulaver Case'e çevireceğim. Tulaver Case'de arkadaşlar bütün gelen string değeri küçültüyor. Şöyle yaptım ve diyorum ki bunların arasında yok mu? Süper. Yoksa bana fruit not found ver diyorum. Ve şöyle burayı da çalıştırmak istiyorum. Get fruit dedim. İçerisine de bu sefer de apple atayım. Bir çalıştıralım istiyorum. Not dedim. Fruit object yes. Gördüğümüz gibi bize elmayı verdi harika bir şekilde. Peki elma değil de farklı bir şey verseydim ne yapacaktı bizim için? Tekrar bakalım. Fruit not found. Peki ben oldu hiçbir şey yollamak istemedim. Nasıl yapacağız? Şöyle normal fonksiyonu çağırdım ben. Dilersek burada yukarıda parametreyi de default olarak verebiliriz. Fakat gördüğünüz gibi burada bana dedi ki fruits'in tulaver kez edemiyorum. Okey. Geliyorum ben buraya bir optional chain'i koyuyorum. Ve tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fruit not found. Bu sefer de kodumuz patlamamış oldu. Herhangi bir hataya sebebiyet vermedik. Şimdi alt alta 10'a yakın else if koyduğumuzu düşünün arkadaşlar. Bir de switch case'de 10'a yakın bir switch case koyduğumuzu düşünün. Yani şu şekilde. Gördüğünüz gibi nerede baksanız 10 tane meyve var burada. Hatta 9 tane falan. 3, 6, 9. Evet 9 tane varmış. Yani bir de şuranın yazımına bakın. Okey burası biraz daha clean code'a uygun. Fakat bir de burada sadece şu satırlara bakın istiyorum arkadaşlar. Aradaki tek farkı da bu değil yalnız bu arada. Hem okunaklılık açısından hem de hız açısından gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Object literals. Evet arkadaşlar, umarım video sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın diyorum.